Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzu da doğa için ayırdık. Aslında ormanın sesini, doğanın sesini dinlemeye geldik. Bu videoda birazdan sadece doğayı size göstereceğiz. Orman kendi sesiyle konuşacak. Arkada bir müzik olmayacak, bir efekt olmayacak. Şimdiye kadar da 5 aydır buradayız değil mi? 5 aydır ormanda çektiğimiz bir takım videoları editleyip onları size sunacağız. Ormanın sesi, kuşların sesi, yanımızdaki gibi derenin sesi. Bu seslerle bir video hazırladık. Yine bu videoyu çekmemizin aslında şöyle de bir alt nedeni var. Şu anda gündemde biliyorsunuz zeytin alanlarının, zeytinliklerin maden alanlarına dönüştürülmesi durumu maalesef çok acı. Buna dikkat çekmek ve bununla alakalı aslında biz de tepkimizi ve tavrımızı göstermek için böyle bir video çekmeye karar verdik. Belki buradan bir ses olur, bu da birkaç kişiye ulaşır ve ufak da olsa ufak ufak etkilerle büyük şeyleri hep birlikte değiştirebiliriz arkadaşlar.
İzlediğiniz videodaki bazı görüntüleri biz çektik. Bazılarını arkadaşlarımız çekti. Bazıları da bizi destekleyen takipçilerimiz, abonelerimiz tarafından bize gönderildi. Bunlarla çok farklı bir video hazırlamak istedik aslında. Biz onları bir kurgu altında toplayıp size bunu sunmak istedik. Burada yaşadığımız doğayı, içinde olduğumuz doğayı daha iyi göstermek istedik. Aslında biraz ormanı size gezdirmek istedik. Gördüğünüz gibi sincaplar, domuzlar, tilkiler, yani kuşlar, börtü böcek, kaplumbağa, yani her şey var. Doğa bizim için çok kıymetli olmalı çünkü doğa olmazsa biz olamayız arkadaşlar. Zeytin ağaçları yüzyıllarca zamana dayanabilen ağaçlar. Aynı zamanda meyvesinden yağına kadar gerçekten şifa kaynağı. Onlar çok kıymetli, yani tüm ağaçlar için aslında bunu söylüyoruz. Zeytin de gerçekten bizim ihtiyacımız olan bir meyve. Umuyorum bu karardan dönülür ve zeytin alanları hiçbir zaman maden alanlarına dönüşmez. Aslında şunu diyorlar, yani zeytin ağaçları taşınacak, ölen her zeytin ağacı yerine 5 tane işte fidan dikilecek gibi bir ibare var. Genelde bunu savunmaya çalışanlar bu fikirle savunuyor ama arkadaşlar, yani biraz dürüst olalım. Türkiye'de hiçbir zaman işler söylendiği gibi ilerlemiyor. Ne o ağaçlar taşınır, ne ölen ağaçlar yerine 5 fidan ekilir. Olan oradaki gariban zeytinlikleri olur, gariban insanları olur, gariban köylüleri olur. Yani zeytin çok değerli bir nimet aslında, barışın sembolü. Baktığınız zaman en eski uygarlıklardan biri çok değerli olan bir şey. Hem meyvesi hem yağı, değil mi? Evet, tabii. O yüzden bence zeytinliklerimizin... Yaprağı bile. Yaprağı bile değerli. Yani son şu korona döneminde, değil mi, insanlar yaprağını kaynatıp içmeye, bunun koronaya iyi geldiğini söylemişti. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylemişti. Yani bu kadar faydalı bir şeyi heba edip çöpe atmayalım arkadaşlar. Herkes bir şekilde tepkisini göstersin, sesini çıkarsın. Bir de yüzyıllara meydan okumuş ağaçları 5 fidan dikeceğiz yerine diyerek yok etmek, yok. Bunun izahı zaten olamaz. Yine 5 tane dikin ayrıca. Aynen. Yani bu bir engel beş değil. 5 tane ekin, kimsesiz tutmuyor. Neresi boşsa ekelim, her tarafı zeytinlik öyle yapalım. Doğalının yok olmaması için bence elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras bu. Lütfen sahip çıkalım. Herkes bu konuda biraz daha duyarlı olup sesini çıkartsın. Hani benden, benim fikrimden ne olacak diye düşünmeyin. Mutlaka tepkimizi gösterelim. Evet. Sosyal medya gerçekten çok güçlü bir mecra. Yani hepimiz bu konuda tepkimizi göstermeliyiz diye düşünüyoruz. Yani çocuklarımıza bırakacak en güzel miras solunacak hava, içilecek su, yenilecek meyve, sebze. Hala her şeyin bir şekilde doğal olabildiği bir dünya bırakalım. Arkadaşlar toparlayalım. Dediğimiz gibi bu video daha çok doğa görüntüsü olacaktı. Doğa videoları olacaktı. Yine çok konuştuk. Evet, yine çok konuştuk çünkü söylenecek çok şey var. Bu arada ekleyeyim. Fikirlerimizi ve bizi destekliyorsanız lütfen kanalımıza, henüz abone olmadıysanız abone olun. Bildirim zilini açın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Sizin bu zeytinlikler konusundaki tepkileriniz nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bununla alakalı da yorumlarda buluşabiliriz. Bir videomuzun daha sonuna gelirken arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.